Selahattin Demirtaş'tan bayram mesajı, o günler de gelecek. Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından eşi Başak Demirtaş ve kızlarıyla olan fotoğrafıyla birlikte bir bayram mesajı paylaştı. Edirne cezaevinde 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından eşi Başak Demirtaş ve kızlarıyla olan fotoğrafıyla birlikte bir bayram mesajı paylaştı. Demirtaş, her günümüzün bayram tadında olacağı huzur ve barış dolu günler de gelecek elbet. Hepinize iyi bayramlar. İfadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı 1 Mayıs mesajında, işsizliğe, yoksulluğa, zamlara ve zulme karşı bu yıl 1 Mayıs meydanlarını öylesine dolduralım ki bu düzeni kimin değiştireceğini herkes görsün. Yaşasın 1 Mayıs. Biji bir gulan. Veşbo bir gulane ifadelerini kullandı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'na yönelik mesaj paylaştı. Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda Demirtaş, şu ifadeleri kullandı. İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara ve zulme karşı bu yıl 1 Mayıs meydanlarını öylesine dolduralım ki bu düzeni kimin değiştireceğini herkes görsün. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı avukatları vasıtasıyla, Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Sorusunu ilettiğini açıkladı. Demirtaş'ın söz konusu soruya cevabını sosyal medya üzerinden paylaşan Işık, Demirtaş'ın aday konusunda isimden çok ilkelere bağlı olduklarını söylediğini aktardı. Demirtaş, HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz Cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız. Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir. Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbette ki Millet İttifakı, kendi adayını kendi belirleyecektir. İsim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz, ifadelerini kullandı. Ancak eğer ki aday geniş kesimlerinde ortak adayına dönüşecekse, bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum, diyen Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da takip etmeye çalıştığını söyledi. İddiamı koruyorum, aday adayıyım. Ben halen aday adayıyım, diyen Demirtaş, isim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum. Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum, ifadelerini kullandım. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Macaristan'daki genel seçimde, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu seçim ittifakının iktidarda bulunan Viktor Orban'ı yenememesi üzerinden, Türkiye'deki muhalefet ve iktidar dinamiklerinin yorumlanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Twitter'dan paylaşım yapan Demirtaş, birçok kişi Macaristan seçimlerini yorumladı, tamamı da eksik yorumladı. Herkesin atladığı ya da görmek istemediği şu ki, Macaristan'da HDP yok, ifadesini kullandı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, MEF Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin soru, talep ve görüşlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, sığınmacıların Türkiye'de kalmasının ve sayılarının yüksek olmasının Türkiye içinde sığınmacılar içinde bir risk olduğunu dile getirerek, bunun düzelmesi gerektiğini söyledi. İnsanların kendi ülkelerinde özgürce, can ve mal güvenlikleri sağlanarak yaşamaları gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun gerçekleştirilebilmesi için izlenilmesi gereken yolları aktardı.
Kılıçdaroğlu, Afganistan ve Pakistan'dan gelen kişilere ilişkin soruya karşılık da Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını ifade ederek eleştirilerde bulundu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz," dediklerinde, "Eskiye mi geri dönmek istiyorsunuz?" eleştirisiyle karşılaştıklarını ancak eskiye dönmek istemediklerini çünkü darbecilerin yaptıkları hukuk düzeninin hala yürürlükte olduğunu ve bununla ülkede demokrasiyi inşa edemeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu şu değerlendirmede bulundu. Dolayısıyla demokrasiyi gerçek anlamda inşa etmek istiyorsanız güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek zorundasınız diye düşünüyoruz. Ne demek güçlendirilmiş parlamenter sistem, ne demek darbe hukuku? Bunlara baktığımız zaman şöyle örnekler verebilirim. Siyasetin kirlilikten arınması lazım. Kirli siyaset olmaz. Yani parlamentoya gelen milletvekili iş takipçiliği yapmaz. İhale takipçiliği yapmaz. Rüşvet almaz, rüşvet vermez. Liyakati olmayan kişileri belli makamlara taşımaz. Devletin saygınlığına, itibarına en azından saygı duyar ve dolayısıyla devlet dediğimiz mekanizmanın sağlıklı işlemesini ister. Biz bunu istiyoruz ve biz darbe hukukundan Türk hukuk sisteminin tümünün arınmasını istiyoruz. Nasıl istiyoruz, nasıl bir demokrasi olmalı? Yargı bağımsız olmalı. Yani güçler ayrılığı ilkesi olmalı. Sağlıklı işleyen bir demokraside denetimsiz hiçbir kurum yoktur. Gezi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davaları. Gezi davası, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a yönelik mahkeme kararlarının hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Onları bulundukları makamlardan alacağız, onların hiçbirisi hakim değil. Gayet açık, gayet net, hiçbirisi hakim değil. Siyasi talimata göre eğer bir yargıç karar veriyorsa, o yargıç değildir. Eğer toplumsal vicdan varsa, bizler haksızlıklar karşısında susmayacaksak, haksızlıklarla mücadele edeceksek, geçmişte bu topluma haksızlık yapanların bulundukları konumdan onları almamız lazım, demokratik yollarla, baskı kurarak değil. Kararı kim verecek? Bu ülkenin namuslu yargıçları verecek, yani siyaset karar vermeyecek burada. Anayasa Mahkemesi karar verdi, serbest bırakın dedi, normalde bu kararın uygulanması lazım. Çünkü anayasa diyor ki, Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar, diyor ama alttaki ben uymayacağım, diyor. Kılıçdaroğlu, Yüce Divan ve Adalet Divanı'na başvuru sayılarının çok yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine de şunları belirtti. Zaten bugün o mekanizma, parlamentoda olan insanlar vesayet altında olmasa kendiliğinden çalışır. Siz, rüşvet alan adamı büyükelçi tayin ediyorsunuz. Diyeceksiniz ki ne olacak yani, rüşvet alan birisi büyükelçi olsun. Ama büyükelçi arabasında Türk bayrağı taşıyor. Cumhurbaşkanı taşır Türk bayrağı, vali taşır, büyükelçi taşır. Çünkü bunlar hem devleti hem hükümeti temsil ederler. Dolayısıyla rüşvet alan bir kişiyi siz Türk bayrağını taşıyacak bir konuma getiriyorsanız ve hala bu toplumun vicdanı rahatsız değilse bir sorunumuz var demektir. Rüşvet alandan olur mu büyükelçi? Normalde ne olması lazım, yargılanması lazım değil mi? Ama siz yargıya baskı kuruyorsunuz, bunları yargılamayın, diyorsunuz, yargılanmıyor bunlar.